Saatler 13.42 gösteriyor. Bilal Eren telefon attığımızda, Dijital Hayat TV koordinatörü. Bilal Eren merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Neler var teknoloji dünyasında bu hafta gelişmeler? Bir haftayı sizin için derledik. Hem yurt içinden hem yurt dışından haberler var ilginç. WhatsApp uygulaması ile ilgili bir haber var. Hepimiz artık hemen hemen kullanıyoruz bunu. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz, gruplar kuruyoruz. Birçok konuda burada konuşuluyor. Artık argo sohbeti para cezası keseceğini duyurdu WhatsApp. İçerideki yani şikayet dolayısıyla ve şikayete bağlı olarak. Evet, şikayete bağlı olarak. Bir örnek de yaşandı hatta. Birleşik Arap Emirlikleri'nde alınan bir kararın ardından. Olay da şu, iki meslektaş birbirleriyle küfürlü argo konuşuyorlar. Bunun üzerinde açılan davada hakim 43.569 litrenin para cezasına çarptırıyor. Çok da ciddi bir rakam. Sağlam yani bir rakam. Evet. 180 bin TL'yi buluyor ve cezalandırıyor. Bunun tüm ülkelere yayılacağı konusunda bir haber var. Dikkat etmekte fayda var. Hani çok kullandığımız için söylüyorum. İran'dan bir haber var. İran meclisinde devlet yöneticilerine akıllı telefonu yasakladığını duyurdu. Kime yasaklamış? Devlet yöneticilerine ve meclisteki işte milletvekillerine akıllı telefonu yasaklamış. Biliyorsunuz bir süre önce Stuxnet isimli bir yazılı yükleyip sistemi yıllarca boyunca uzaktan izlediği, nükleer santrali uzaktan izlediği konusu gündeme gelmiş Amerika'nın İran'ın nükleer tesislerini ve hatta sabote ettiği düşünülüyor. Bunun üzerine bu çok yoğun tartışmalar olmuştu. Artık son gelişmelerden sonra böyle bir yasak getirilmiş. Ne kadar uyulur, nasıl yapılır tabii bilmiyorum. Normal eski tip akıllı olmayan diyelim tırnak içinde telefonlar kullanılabilecekmiş. Böyle bir haber düştü. Twitter'dan bir haber var. Özellikle iOS kullanıcıları için. Çünkü sadece bu aktif oldu şu an. Video da oynatabileceğiz. Attığımız tweetlerin içinde biliyorsunuz. Bu mümkün değildi. Video oynatma özelliği. Direkt ekleyip fotoğraf gibi videoları oynatabileceğiz. Bu da bir haber. Facebook'tan bir haber var. Facebook algoritmasını değiştirdi. Reklam algoritmasını. Artık şöyle bir sistem üzerinde çalışıyor. Yaptığımız paylaşımlar, konuştuğumuz işte arkadaşlarımızla konuştuğumuz konular, içeriklerin altına yaptığımız yorumlara göre ne kadar süre onun üzerinde kalıyorsak öyle reklamlar vereceğini duyurdu. Tabii büyük tepkileri neden oldu. Örneğin bir tatile gittik, bir fotoğraf çektik. Veya bir arkadaşımızın tatil fotoğrafının üzerinde oldukça uzun uzun vakit geçirdik ve altına yorum yaptık. O zaman diyor ki evet bu tatil fotoğraflarına çok bakıyor. Tatil sitelerini reklam olarak vermeliyim. Böyle bir algoritma yapmış Facebook ve bundan sonra bu tip reklamlar göreceğiz. Yani neyin üzerine vakit geçiriyorsak onunla ilgili reklamları bize gösterecek. Bu da bizi daha çok takip ettiği, işte hareketlerimizi analiz ettiği anlamına geliyor. Bu konuda dikkat etmekte fayda var. Biliyorsunuz geçen hafta okullar tatil oldu. Tabii tatil olunca ciddi bir orta öğretim nüfusu vesaire. Ebeveynlerinden çeşitli istekler de oluyor. Özellikle işte tablet, akıllı telefon, bilgisayar gibi. Bununla alakalı bir rapor yayınlandı. Yaz tatilinde ve genelde ebeveynlerin çocuklarıyla işte bu özellikle dijital mecralarda, sosyal medyada, oyun kullanımı vesaire konularında neler yapmasını 5 maddede özetlemiş. İsterseniz onu ben size hızlıca söyleyeyim. Evet, evet. Dinleyicilerimiz de belki anne babalar dinliyordur. Biz zaman zaman programlarımızda işliyoruz. Hem sizle hem Burak'la çok faydalı bunlar. Evet. Evet, bir tanesi çocuğunuzla arkadaş olun diyor. Bu çok önemli. Arkadaşlıktan kastı şu. İnternette gezinmesine izin verin. Fakat işte onu izniyle beraber onu izlemek veya onunla beraber olmak. Örneğin Facebook hesabı varsa size bir Facebook hesabı açıp onu takip edin ve kiminle arkadaş olduğu, neleri paylaştığını yakından böylece görebilirsiniz. Tabii bunu gizli gizli yapmamak lazım. Bu ters tepebilir. İkincisi gizli konusunda dikkatli olmak ve onu bilgilendirmek. Bilgisayarından olsun, cep telefonundan olsun, sosyal medya hesaplarında işte ev adresi, parola, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası gibi özel bilgileri paylaşmamasını anlatmak ve onları anlamalarını sağlamak gerekir demiş. Üçüncüsü internette paylaştığımız resimler konusunda ister blog olsun ister sosyal medya hesapları olsun
paylaştığımız fotoğrafın hiçbiri kaybolmuyor. Yani o hesapları biz silsek de o hesaplar, o fotoğrafları birileri kaydetmiş olabilir ve internetten hiç kaybolmayabilir. İşte Google'ın arama motorundaki örneğindeki gibi. O yüzden internette paylaştığı fotoğrafların dikkat etmesini söylemek lazım. Bunun da güzel yöntemleri var. Mesela şöyle söylenebilir. Senin çektiğin özel bir fotoğrafı sokakta işte bu oturduğun yerin en büyük meydanında paylaşmak ister misin? Oradaki duvara asmak ister misin diye sorulabilir. Çocuk ona hayır diyecektir. Kimse böyle bir şey istemez. Ama sizin sosyal medya hesaplarında paylaştığınız fotoğrafların böyle bir etkisi, yan etkisi olabilir. Hiçbir farkı yok aslında. Kimin paylaştığı, kimin gördüğünü bilemiyoruz sonuçta. Gizlilik ayarları çok önemli. Dördüncüsü, akıllı telefonlar artık bir bilgisayar olduğu için, bir bilgisayar işlevi gördüğü için hemen hemen orada yani bilgisayarlar ve tabletlerde aldığımız önlemleri akıllı telefonlarda içinde almamız gerekiyor. Örneğin işte çok oyun oynamaması gerektiği, işte operatörden aldığı mobil paketin her an bitebileceğini, o limitin aşacağını veya virüs kontrolü, geçen hafta da konuşmuştuk. Bu akıllı telefonlar konusunda bilgisayar gibi olduğunu anlatmak lazım. Beşincisi de ebeveyn kontrolü yazılımlar. Biliyorsunuz bu internet paketlerini alırken bize aile paketi, normal paket gibi bazı paketler öneriyor operatörler. O paketlerin içeriğini iyi okuyup ebeveyn kontrollü paketleri veya aile paketlerini seçebiliriz. Burada pek çok güvenlik yazılımı var. İşte bazı sitelere filtreleme var. Her siteye giremiyorsunuz, açılmıyor gibi. Çocuğumuzu böylece bir nebze olsun koruyabiliriz internet dünyasından. Bu beş maddeyi çok önemsemiş. Bir haber daha var, çok ilginç. Yandex ve Google'dan, dünyanın en büyük iki arama motorundan. Bir tanesi Google şöyle bir araştırma yapmış. 2015 ilk 5 ayında Türkiye'de en çok hangi kelimeler aranmış? Bunu kategorilere de ayırmış. En çok arananlar Facebook, YouTube, e-okul, Google, hava durumu ve Hotmail kelimeleri olmuş. Yükselişte olanlar ise hava durumu, Milli Piyango, Survivor, herhalde bu çok izleniyor. En çok yükseliş gösteren kelimeler içinde olmuş. Yandex'in araştırmasında Türklerin 2015 yılında rüyalarına ilişkin en çok hangi kelimeleri aradığını rapor olarak yayınlamış. Rüyalarına ilişkin. Evet, rüyalarına ilişkin. Biz böyle bir özelliğimiz var gerçekten. Gördüğümüz rüyaları hani ne anlama geldiğini artık çok kolay bir şekilde ulaşabileceğimiz Google'a sorabiliyoruz veya Yandex'e. Yandex bununla alakalı ilk beşi çıkarmış. Rüyada yılan görmek, altın görmek, köpek görmek ve fare görmek. İlk Halbuki beş olarak biliyorsun bunu görmüş. psikiyatristler bunun tamamen safsata olduğunu söylüyorlar. Çünkü tek başına değerlendiremezsiniz bunu diyorlar. Yani kişinin yaşadığı ruh hali, o yılan şu anlama da gelebilir, şu durumda bu anlama da gelebilir. O kişi özelinde bambaşka bir yere de gidebilir diyorlar. Aslında yani bu tür böyle hani komşu teyzelerin verdiği ilaçlar gibi, ha öyle mi? O zaman bu budur filan gibi şeylerin tamamen saçma ve safsata olduğunu altını çiziyorlar. Onu Evet, belirtmekte yarar çok var. çok doğru. Yani bütünle bakmak lazım belki Tabii yani. ki. Bu Ama işte tamamen bir Yandex'lerin uzmanlık işi ve kişiye özel yapılabilecek bir uzmanlık işi, yani psikiyatristlerin yapabileceği bir iş bu. Yandex kendi elindeki verilerle böyle bir keyifli bir haber yapmış. Bu hafta aktaracaklarımız bunlar. Yarın TRT Radyo 1'de bizim Dijital Hayat programında güzel bir konu işleyeceğiz. Özellikle son yıllarda artan ve dijital platformlarda artan kadına yönelik siber zorbalık konusunu konuşacağız. Özellikle kadın dinleyiciler dinleyebilir. Bu konuda neler yapılabilir? Hukuki olarak bir avukatı, bu konularda çalışan bir avukatı hanımefendiyi Yani davet ettim. dijital dünyadaki kadına yönelik hareketler Evet, mi? aynen öyle. İşte mobbing olabilir. Zorbalık dediğimiz, siber zorbalık dediğimiz Nedir taciz vesaire. siber zorbalık? İnternet yoluyla taciz mi? Evet. İnternet ve dijital platformları kullanarak yapılmış. Kendini saklayarak veya işte gerçek yüzünü ortaya çıkararak yapılmış. İş arkadaşlarından, kendi arkadaşı veya hiç tanımadığı birinden karşılaştığı işte dünya düşüncelerine veya normal yaşantısına dair zorbalıklar. Yani sokakta yaşadığımız insanların bunun dijital platformlar kullanarak yapılması. Bunun tabii birçok şey var. Sokakta yaptığınız bir şeyin karşılığını daha kolay birisine ödetebilirsiniz veya iyi veya kötü, ama dijital platformlarda Tabii. ulaşamayabilirsiniz kişiye. Ama bunun yolları var. Özellikle bilişim suçları emniyete bağlı, orayla işbirliği yapılabilir. Bu konuda bazı
çalışmaları var. Yargısal boyutu var bu işin. Eskisi gibi değil, daha hızlı kararlar alınıyor ve direkt bulunuyor. Bunları konuşacağız. Hani böyle bir şey yaşayan bir hanımefendi ne yapabilir? Evet. İzlemelerini, dinlemelerini tavsiye ederim. Saat Evet. 3'te canlı yayında. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Kolay teşekkür gelsin ederiz. diyoruz. Size de kolay gelsin.